belgesel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kafkas Cephesi Harşit Savunmasından, Sakarya Cephesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına 2021 İstiklal Marşı yılı kültür hizmeti olarak hazırlanmıştır. Ormansız bir yurt vatan değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ormanlarımız yurt, yuva ve vatanımızdır. Ormancılık bir kültür, tarih, medeniyet ve vakıftır. Anadolu'da birçok uygarlık onun gölgesinde doğmuş, onun dalları altında kök salıp büyümüştür. Kahramanlık destanları Anadolu'yu süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuzu armağan ettiği İstiklal Marşı'nı ağaçlarla süslü Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda yazmış. Tüm cihana seslenip milletimize korkma diyerek kahraman ordumuza moral vermiş. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Toprak deyip geçme düşün. İnsanlığın hamurudur toprak. Milletimizin yurt edinip vatan yaptığı toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağa bu kadar önemli kılan en büyük arkadaşı ormanlardır. Bu muhteşem varlık kökleriyle toprağa yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir ormanlarımız ve kök saldığı vatan topraklarıdır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ormanlar şairlere ilham kaynağı olmuş, ozanlar ağaçların altında türküler söyleyip destanlar okumuştur. Tarihe adını altın harflerle yazdıran bilginler, devlet adamları ve komutanlar yetişmiş, bu toprakları Anadolu'nun manevi fatihleri Alperen Gaziler için vakıf ormanları kurularak vatan yapıp bizlere emanet etmiştir. Bir zamanlar güzel vatan Anadolu'nun yemyeşil ormanlarla kaplı olduğu asırlar önce seyyahlar tarafından dile getirilmişti. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi şehitler, şehitlerimiz fidanlarda, abidelerde, parklarda isimlerini yaşatmak gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir projesi var. Birinci Dünya Harbi Kafkas cephesinin 100. yılı anısına Tirebolu Gümüşhane yolu üzerinde Harşit Irmağı'nın hemen yanı başında muhteşem bir bölge ve bu bölgeye 100. yıl şehitler mesire alanı yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Devletimiz tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi tarih bilinci açısından önemlidir. Anadolu'yu bizlere vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Giresun ve Ordu Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü canları ve kanlarıyla bu güzel vatanı bizlere yurt yuva yapan aziz şehitlerimizi unutmuyor. Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Kafkas Cephesi Harşit savunmasından Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına bu belgeseli hazırlayarak aziz hatıralarını yaşatmakta Tirebolu Harşitırmaa kenarında Şehitlik Mesire Alanı kurmaktadır. Bura geçilemiyor. 15,5 ay burada direniyoruz. 15,5 ay geçilemeyen bir cepheden bahsediyoruz. Sadece bu Tirebolu ve bugün e, ismi Doğan Kent olan Harşit e, ilçelerinde değil bu cephe. E, bugün e, siyasi olarak Giresun, Gümüşhane sınırlarında yaklaşık 300 kilometrelik bir cepheden bahsediyoruz. Resmi kayıtlara göre o zamanki düzenli ordudan 92 tane şehidimiz var. Onların isimleri genel kurma kayıtlarında var. Bu cephenin çeşitli yerlerinde şehitlerimiz var. Tabii milis kuvvetlerinden çok daha fazla şehit var ama onların çoğunun isimlerinin kayıtları tutulmuyor. Çoluk çocuk, harç çayına... Ee, Ruslara teslim olmamışın e, hem kendini ve çocuğunu çaya atıp e, kaçmak isteyen veya boğulan bir sürü kadın ve çocuklar var. Bunların kayıtları yok ancak e, onlar tabi bu milletin e, gönlünde, kalbinde yaşıyor. Biz de e, çok bilinmeyen e, bu e, Harşit Cephesi, e, Kafkas Cephesinin e, Harşit de e, Harşit ismiyle bu çayla e, isimlendirilmiş olan Bu cepheye inin kanıtılması noktasında bu bölgede bir dizi çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iki tane genel müdürlüğümüz burada bu çalışmaları yürütüyor. Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yine bu cephenin ana noktalarından biri olan Güce ilçesinin Şaban Kalesi'lerinden bu cephede önemli direniş noktalarından birisi olan yeri Tabiat Parkı ilan ederek orada bir çalışma yürütüyor şehit mezarlarını tespit ederek bir çalışma yürütüyor. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu karşı savunmasının tam olduğu noktalardayız. Bu bölgede Orman Genel Müdürlüğü'ne ait daha önce taş ocağı olarak karayollarını işlettiği ve iznin bitmesiyle yine kurumumuza dönen bu alanı 100. yılında yani. Bu savaşın yapıldığı yıl yılının yıl döneminde burayı bir mesire yeri olarak düzenleyelim. Hem o tarihi unutulmuş sayfalarındaki e, anıları burada anıtlaştıralım. E, hem de e, Harşin savunmasının önemini hem e, Türkiye hem de dünya kamuoyuna bir kez daha hatırlatalım. ...buraları öyle kolay geçirmeyeceğini de dost dostu düşman herkesin bileceğini şekilde burada bir piknik mesire yeri inşa etmeyi planladık. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Harçit Irmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harçit Irmağı Vadisi'ne Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapması takdirle karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak şehitler anıtı, panorama müzesi ve mesire alanında Kafkas Cephesi harşit savunması canlandırılacak. Harşit çayı Rusya ile Osmanlı arasında bir doğal sınırdı. Tam onun yanı başında harşit hakim, noktada çok önemli bir vefa borcunu ifa ediyorsunuz. Ejdadı e, yad edebileceğimiz, gençlerimize ecdadı anlatabileceğimiz, algılatabileceğimiz e, bir noktadayız. Bu bağlamda e, Orman Genel Müdürlüğü yine üzerine düşen e, ahde, vefa, ejdadı borcunu ödemek için burada çalışmaya devam ediyor. Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün Şehitler Mesire Alanı Şehit ve Gazi'lerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler Anıtı ve Mesire Alanını ziyaret edenler Harşit Irmağının zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle Tirebolu Harşit Vadisi Erzincan'dan Bittis'e kadar Kafkas Cephesi'nin savunma hattında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenecektir. 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi, 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapılacak harçı tırmağından sadece su değil, Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harşit Irmağa dile gelir size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun. Âbı hayat olan suyun, ormanın ve vatanın kıymetini bilin demekte. İstiklal şairi Mehmet Akif'in bu dizeleriyle bize seslenmekte. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda.